Nomura Japonya'nın en büyük yatırım bankası, dünyanın da en büyük yatırım bankalarından biri. Bir modeli var. Gelişen ülkelerdeki kur krizlerini önceden bilmeye yönelik olarak geliştirdikleri bir model. Daha önceki kur krizlerini isabetli biçimde bilmiş. Geçtiğimiz yıllardaki krizlerin %64'ünü önceden bilmiş bu model. %64 fena bir isabet oranı değil. Yani %100 olsa zaten o kehanet olur, insanüstü bir şey olur. %64'e iyi diyebiliriz. Nomura'nın reklamını yapmak için söylemiyorum bunları. Zaten Türkiye'de sanıyorum bir şubesi yok. Nomura'nın Türkiye'ye dair bir tahmini var. Yeni bir tahmini. Ona gelmek için önce bu modeli anlatmak istedim. Çünkü Nomura diyor ki gelecek bir yıl içinde, 12 ay içinde Türkiye'de ve Çek Cumhuriyeti'nde bir kur krizi yaşanma ihtimali çok yüksek. Bir kur krizi daha. Sonuncusunu daha yeni yaşadık. Haziran ayında biliyorsunuz Türk lirası %30'dan fazla değer kaybetti. Kur krizleri para birimlerinin %30 ve daha fazla değer kaybettiği krizler onlara kur krizi deniyor. Currency crisis ve Türkiye 3 tane yaşadı bu grafikte görüyorsunuz. Biri daha yeni yaşadık. Daha önce 2021'in sonunda yaşadık. 2018'in yazında yaşadık. Rahip Brunson krizi hatırlarsınız. 2021'in sonunda da hemen sonrasında kur korumalı mevduat devreye girmişti. Ve işte Nomura'ya göre şimdi kapıda bir tane daha var. Neden? Neden? Nedeni aslında daha önce benim bu kanalda aktardığım düdüklü tencerenin içindeki basınç, Nomura'nın parametreleri de onlar. Yani bir enflasyon, yani yüksek ve yükselmeye devam eden enflasyon, iki cari açık, yüksek kalmaya devam eden cari açık. Enflasyon düşüyor olsa, cari açık kapanıyor olsa herhalde Nomura Önümüzdeki bir yılda Türkiye'de bir kur krizi yaşanma ihtimali yüksek demezdi. Ama şimdi gerçekçi olmak gerekirse Nomura haklı yani bunun olma ihtimali gerçekten yüksek. Çünkü enflasyon Merkez Bankası'nın kendi öngörüsü bile yıl sonunda %60'a çıkması şeklinde. Gelecek yılın birinci çeyreğinde %60'ın da üzerine çıkacak. E şirketlerin maliyetleri yani önümüzdeki dönemde ciddi biçimde daha da katlanacak. 2 e cari açık şimdi Haziran ayında biraz kapanır gibi oldu ama biliyoruz ki Temmuz'da dış ticaret açığı çok yüksekti ve Temmuz'da yeniden cari açık artmaya başlayacak ve sonbahardan kıştan itibaren turizm gelirleri de kalmayınca cari açık iyice gemi azıya alacak. E bu kadar yüksek cari açık ve bu kadar yüksek enflasyonla önümüzdeki dönemde bir kur krizinin yaşanma ihtimali gerçekten de yüksek. Bu arada Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi bugün açıklandı. Burada reel sektör şirketleri önümüzdeki döneme dair tahminlerini söylüyorlar. Şimdi döviz enflasyon bir takım başka parametrelere dair tahminlerini aktarıyorlar ve yıl sonunda şimdi bu anketin katılımcıları doların 29.82 liraya çıkmasını bekliyor bu yılın sonunda. Daha önce 28.46 liraydı tahminleri ve 12 ay sonra ise doların yani bundan bir yıl sonra 34.58 liraya yükselmesini 2024'ün yazında bekliyorlar. Şu anda ne durumda? Dolar şu anda 27.09. Geçtiğimiz hafta 27 liranın üzerine çıkmasına izin vermişti ve işte birkaç gündür de 27.10'a gelmesine yine ekonomi yönetimi izin verdi. Ama bunlar kontrollü yükselişler. Merkez Bankası'nın rezerv satışları devam ediyor. Rezervlerde erime devam ediyor. Ama rezervlerin gücü de bir yere kadar yani bir noktada Merkez Bankası'nın rezervleri de yetmeyebilir. Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında olduğu gibi. Tabi Merkez Bankası'nın ve genel olarak ekonomi yönetiminin izlediği politikalar bütün bu dengeler açısından önemli. Yani Merkez Bankası'nın izleyeceği politikalar enflasyonu frenleyebilir de daha hızlandırabilir de Şimdi i̇şte önümüzdeki hafta çok kritik bir gün var. Merkez Bankası açısından genel olarak yine ekonomi politikalar açısından. 24 Ağustos para politikası kurulu toplanıyor. Üçüncü kez yeni başkanın başkanlığında. Ve işte önümüzdeki perşembe günü politika faizini arttıracak ama ne kadar arttıracak? Morgan Stanley, Amerikan Yatırım Bankası onun bir tahmini var. Türkiye'yi iyi tanıyan bir yatırım bankası. Önümüzdeki perşembe Merkez Bankası politika faizini %19'a çıkaracak. Yani sadece 150 bas puanlık bir artırım yapacak. Ondan sonra da Eylül ayındaki toplantısında ise 100 bas puanlık bir artırım yaparak %20'ye politika faizini yükseltecek. Bunlar elbette piyasanın beklentisinin çok ama çok altında. Bu arada bu sabahtan beri bir dedikodu var. Belki siz de sosyal medyada karşılaşmışsınızdır. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde istifasını verdiği ama istifasının kabul edilmediği tekrar görevinin başına geldiği yönünde bir gazetecinin öne sürdüğü bir iddia. Ben kendi kaynaklarımdan açıkçası doğrulatamadım. Benim kaynaklarım böyle bir şey duymadıklarını olsa duyulacağını söylüyorlar. Bununla birlikte bu iddia bugün bazı piyasalarda çok etkili oldu. Özellikle de Borsa İstanbul'da Bugün kan gölü vardı borsa İstanbul'da. Zaten bir düzeltme beklentisi vardı. Ona videonun sonunda daha detaylı bakacağım. Bugün borsa İstanbul'da ne oldu? Kim sattı? Yabancılar sattı. Ama ondan önce altına ve euro'ya bakmak için Türkiye'den biraz çıkalım. Dünyaya biraz gidelim, biraz nefes alalım. Ama aslında altın tarafında da hatta euro tarafında da çok öyle nefes alınacak bir ortam yok. Ons altın önceki gün çarşamba akşamı FED tutanakları sonrasında 1900 doların altına gevşemişti ve hala orada kalmaya devam ediyor. Altın zayıf ve onun etkisiyle de içeride gram altın bankalarısı piyasa tarafında 1650 liranın altında yine dolaşıyor 1648 lirada. Bunun sebebi FED tutanaklarının önümüzdeki dönemde 1-2 faiz arttırımına daha olası faiz arttırımına daha işaret etmesi. Daha doğrusu FED üyelerinin 1-2 faiz arttırımının daha gerekebileceğini düşündüklerini göstermesiydi. Onun etkisiyle işte dolar endeksi yükselişe geçmişti. Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks 103'ün üzerine çıkmıştı. Dolar endeksi yükseldiğinde biliyoruz onun karşısında altın düşüyor, gümüş düşüyor, emtia ürünleri düşüyor ve bu arada elbette dolar güçlenince dolar karşısındaki diğer paralar da değer kaybediyor. Nitekim işte altında ve gümüşte sert bir düşüş var. Euro da dolar karşısında zayıf. Asya paraları çok daha zayıf. Ama bizi ilgilendiren para birimi burada euro. Euronun dolar karşısında performansı 1.11'e kadar geçtiğimiz aylarda yükselmişti euro dolar paritesi. Sonra işte Haziran ayında FED Amerikan Merkez Bankası bir faiz arttırımı daha işareti verince euro gerilemeye başladı. Ve o günden beri de euro dolar karşısında tıpkı altın gibi tıpkı gümüş gibi dikiş tutmuyor. Çünkü Fed'den önümüzdeki aylarda Eylül'de değilse bile Kasım'da bir artırım daha piyasa en azından piyasa içinde çok sayıda yatırımcı bekliyor. Bu da işte doları güçlendiriyor. Dolar güçlenince de elbette dolar karşısında diğer paralar zayıflıyor. Yani burada euronun ve altınla gümüşün kaderini Fed belirleyecek. Yani Amerikan Merkez Bankası ne yapacağı belirleyecek. Amerikan Merkez Bankası'nın ne yapacağını da başkan son toplantıda söylemişti basın toplantısında. Derilere bakarak hareket edeceğiz demişti. Yani enflasyon eğer düşerse önümüzdeki dönemde zaten düşüyor. Düşüşün devam ettirirse çekirdek enflasyon tarafı da gerilemeye devam ederse o şu anda biraz yüksek. %4.7'de gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen enflasyon. %2'ye doğru o da yaklaşmaya başlarsa o zaman FED Başka bir faiz arttırımı yapmadan parasal sıkılaşmayı bitirebilir. İşte o noktanın ufukta görünmesi büyük olasılıkla altın, gümüş ve bu arada diğer paraların ve her şeyden önce euronun dolar karşısında yeniden güçlenmeye başlayacağı tarih olacak. Borsa İstanbul'a gelelim. Bugün dediğim gibi bir kan gölü vardı adeta Borsa İstanbul'da. Bugün bir anlı satışlar yoğunlaşınca Bank of Amerika ve diğer yabancıların öncülüğünde karşısında duramadığı yerli aracı kurumlar, ve bugün 7400'e kadar bugün 7424'e kadar gevşedi. Daha sonra son 15 dakikada çok ucuzlayınca ise senetleri bazı yatırımcılar dipten alıma geldiler ve onların etkisiyle biraz toparlandı. 7513'ten bugün Borsa İstanbul haftayı kapattı. Sabah aslında yükselişle açıldı borsa. Hatta bir ara 7800'ü geçmeyi denedi ve de geçti. 7815'e kadar çıktı. Ama işte çıkış o çıkış ondan sonra gevşemeye başladı. Gün boyunca satışlar etkili oldu. Son 15 dakika hariç. Dediğim gibi 7.424'ü gördü. 7.513 kapattı. Yani sabah gördüğümüz zirveyle 7.815 ile 7.424 arasında yaklaşık 400 puan var. Bu da %5-6 marj demek ki gerçekten çok sert bir hareket gün içinde. Birçok kağıt devre kesti. Büyükler var. Garanti Bankası bugün devre kesti. Bank of America yatırım finansman ve HSBC yani yabancı yatırım kuruluşları bugün satanlar arasında onların karşısında yerli yatırım kuruluşları vardı. Ne sattılar diye baktığımızda Bank of America bugün Bimaş sattı, Tüpraş sattı, Yapı Kredi sattı, Ereğli sattı, Petkim sattı. Info Yatırım Türk Hava Yolları, Alarko, İşçe, Şişe, Koç Holding sattı. Yatırım Finansman, Yapı Kredi, Kardemir, Türk Hava Yolları, Ereğli, Astor sattı. Onların karşısında adeta Don Quixote vari biçimde direnmeye çalışan garanti menkul ise Ereğli aldı, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Petkim ve Şişe Cam aldı. Pozitif ayrışan bir iki hisse her gün olduğu gibi sert düşüşlerde bile oluyor. Bugün Tüpraş ikinci temettüyü dağıtacağını açıkladı sabah onun etkisiyle bugünü iyi geçirdi. Bunun yanı sıra Doğan Holding sabah çok yüksek bir kar açıkladı. Onun etkisiyle bugün yükselişteydi. Kale Seramik de bu arada Irakla Irak, Irak Devleti ile bir iş anlaşması imzaladı. O da kale seramikte bugün yükseliş getirdi. Bu arada bugün Avrupa piyasaları da eksiydi. Dünyada da aslında Amerika'da da düşüşler var biliyorsunuz. Altın tarafında, euro tarafında anlattığım sebeple yani doların güçlenmesi, Amerikan devlet tahvillerinin uzun zamandır görmedikleri zirveleri görmelerinin etkisiydi. O da bir miktar çok fazla olmasa da bizi etkiledi diyebiliriz. Bu arada coinlerde yani kripto paralarda da çok sert düşüşler var. Ve tabii bir de Mehmet Şimşek iddiası var. Biraz önce aktardığım yani Mehmet Şimşek'in bundan 2 hafta önce istifasını sunduğu ama kabul edilmediği bazı yatırımcılarda bugün moralleri bozduğu onun da söylenebilir. Dediğim gibi ben bu iddiayı doğrulatamıyorum. Doğru olmadığını söylüyor benim kaynaklarım. Bu arada Türkiye'nin risk priminde de bir yükseliş var. Onu atlamayalım. Türkiye'nin CDS'i 430'a kadar çıktı. Yani geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz 370'e kadar, 370'li seviyelere kadar geri demişti iyimserlik dalgasıyla. Şimdi işte içeride morallerin bozulduğunu, geleceğe dair endişelerin arttığını gösteren çok somut gösterge özellikle yabancı yatırımcı tarafında Türkiye'nin risk birimindeki yükseliş. Bu yükseliş önümüzdeki döneme dair yabancıların daha endişeli olduğunu bize net biçimde gösteriyor. Önümüzdeki hafta ne olur? Şimdi bugün çok net bir satış gerçekleştiği için pazartesi aşağı hareketin devam etmesi aslında işin normali. İlk destek 7400'de aşağıda. Onu kırarsa satışlar bayağı bir yoğunlaşabilir. Moraller iyice bozulur ve satışlar iyice artar Borsa İstanbul'da. Yukarıda ise dünkü destek 7650'nin dirence dönüşmesi gerekir. Şimdi eğer devam ederse satışlar aşağıda 6800-7000 bölgesi alım için uygun gözüküyor. Yani fiyatlar açısından bakacak olursak, oraya kadar gevşer mi elbette bilmiyoruz. Ama eğer bir gevşeme gerçekleşirse o bant alım için uygun görünüyor. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı bu arada ihmal etmeyin.